Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde değişik gramer konularını öğrenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 57. ünite, have fiili, bir şeye sahip olmak fiilinin farklı kullanım alanlarını göreceğiz arkadaşlar. Have ve have got'ı daha önce 9. ünitede görmüştük arkadaşlar. I have got something or I have something. Bu benim manasına gelmektedir. I have got a new car. Benim yeni bir arabam var veya I have a new car. Aynı anlamda kullanılmaktadır. Sue has got long hair. Sue'nun uzun saçları var. Veya Sue has long hair şeklinde de söyleyebiliriz. Have they got any children? Hiç çocukları var mı? Veya do they have any children? Veya çocukları var mı? Hiç çocukları var mı? Aynı ifadede aynı anlamda kullanılır arkadaşlar. Yani have got ile has got, have ile have got aynı anlamda kullanılır arkadaşlar. Tim hasn't got a job. Tim'in bir işi yok. Or Tim doesn't have a job. Farklı bir deyişle bu şekilde kullanılabilir. How much time have you got? Ne kadar zamanın var? Or how much do you have? How much time do you have? Gibi söyleyebiliriz. I have got ve have'in farklı fiillerle kullanımını görelim arkadaşlar. I have got veya I have a headache. Baş ağrım var. A toothache, diş ağrım var. A stomachache, mide ağrım var. A pain in my leg gibi. Bacağımda bir ağrı var. A cold, üşümek demek. A cough, öksürmek demek arkadaşlar. A sore throat, boğaz ağrısı demektir arkadaşlar. A temperature, ateşim var. Flu, grip demektir arkadaşlar. Yani bunları oldum. Bu ağrılarım var. Bu veya gripim var veya ateşim var manalarını kullanır arkadaşlar. I have got a headache. Baş ağrım var. I have a headache şeklinde söyleyebiliriz. Have you got a cold? Üşüdün mü? Or do you have a cold? Üşüdün mü? Yine farklı anlamda, farklı şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Past halinde arkadaşlar şeyi kullanıyoruz arkadaşlar. Have fiilini kullanıyoruz. I had without got, yani got olmadan kullanılır. I didn't have, did you have gibi. He didn't have any money because he didn't have a job. Onun hiç parası yoktu çünkü hiç işi yok. How much time did you have? Ne kadar zamanın vardı? Bu şeyi gördükten sonra arkadaşlar farklı isimlerle birlikte have'in kullanımını görelim. Have breakfast, kahvaltı yapmak. Have a shower, duş almak gibi. Have breakfast, have lunch, have dinner, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği yemek. Have a meal, have a sandwich, have a pizza, bir yemek yemek, sandviç yemek veya pizza yemek. Have a cup of coffee, bir kap kahve içmek, yani bir fincan kahve içmek. Have a glass of milk, bir bardak süt içmek. Have something to get, to eat, düzeltiyorum. Have something to eat, bir şey yiyecek, yiyecek bir şey veya bir şeyler yemek manasına gelir arkadaşlar. Öyle diyeyim. Şu anda bir anda aklıma gelmedi. Onun için söyleyemedim. Have something to eat, bir şeyler yemek. Have something to drink, bir şeyler içmek manasına gelir arkadaşlar. Where is Anne? Anne nerede? She is having lunch. O öğle yemeğini yiyor. I don't usually have breakfast. Ben genellikle kahvaltı yapmam. I had 3 cups of coffee this morning. Bu sabah 3 fincan kahve içtim. Have a biscuit. Bisküvi yemek. Oh, thank you. Bir bisküvi ye. Have a biscuit. Bir bisküvi al deriz ya, ikram ederken söyleriz ya. Oradaki have a biscuit bu şekilde kullanılır. Oh, thank you. Hayır, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar have a bath, duş almak, have a rest, dinlenmek, have a shower, gene duş almak arkadaşlar, have a holiday, bir tatile çıkmak, have a party, bir partiye gitmek, have a nice time, güzel zaman geçirmek, have a good journey, güzel yolculuk yapmak, have a walk, bir yürüyüşe çıkmak, have a swim, yüzmeye gitmek, have a game, bir oyun oynamak, have a dream, rüya görmek, have an accident, bir kaza yapmak, have a baby, bir bebeği olmak, have a look at, bir şeye bakmak gibi ifadelerde de kullanırız arkadaşlar. I had a shower this morning. Bu sabah duş aldım.
We are having a party next week. Gelecek hafta bir partimiz var. You must come. Gelmelisin. Enjoy your holiday. Tatilinden hoşlandın mı? Umarım tatilin iyi geçer manasındaki bir ifadedir arkadaşlar. Enjoy your holiday. Umarım tatilin iyi geçer demektir. Have a nice time. Güzel zaman geçir. Did you have a good time in London? Londra'da güzel zaman geçirdin mi? Sandra has just had a baby. Sandra biraz önce bebeği oldu. Can I have a look at your newspaper? Gazeteye bakabilir miyim? Şimdi arkadaşlar I have got ve I have'in kullanım alanlarını karşılaştıralım. I have got veya I have a new shower şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir duş aldım. It's very good. Çok iyiydi. Burada ikisinde de iki ifadeyi de kullanabiliyoruz arkadaşlar. I have a shower every morning. Her sabah duş alırım. Ama burada I have got demeyiz arkadaşlar. Yani genel ifadelerde, present tense'lerde I have got a shower every morning. Her sabah, yani every morning'de olduğu gibi arkadaşlar, her sabah duş alırım deriz. Have kullanırız yani burada. Where is Paul? Paul nerede? He is having a shower. O duş alıyor. I have got a new shower. Yeni bir duş aldım. I am having shower. Bu da arkadaşlar şu anda duş alıyorum şeklinde kullanılır arkadaşlar. Buradaki I have got a new shower arkadaşlar. Yeni bir duş yaptırdım. Yani duş mekanı aldım manasında kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar 58. ünite. I, ben demek olurken arkadaşlar me, benim manasına gelir. He, o anlamında kullanırken him, onu. They, onlar anlamına gelirken them, onları manasında kullanılır arkadaşlar. Kullanım alanlarını görelim. I, me ile kullanılır. I, subject iken, özne iken me, object yani nesne olarak kullanılır. We, us. You, gene you olarak kalır arkadaşlar. He, him olarak devam eder. She, her olur. They, them olur arkadaşlar. I know an. Ben any biliyorum. An knows me. An beni biliyor. We know an. Biz any biliriz. An knows us. An de bizi bilir. Buradaki know arkadaşlar tanımak manasına gelir. You know an. Sen any tanırsın. An knows you. An de seni tanır. He knows an. O any tanır. An knows him. An de onu tanır. She knows an. O any tanır. An knows her. An onu tanır. They know an. Onlar any tanır. An knows them. An de onları tanır. Evet arkadaşlar. It's nice. O güzel. I like it. Ondan hoşlanırım. They are nice. Onlar güzel. I like them. Onlardan hoşlanırım. Şeklinde kullanırken buradaki it, them gibi ifadeleri bu şekilde kullanırız arkadaşlar. It, subject'te öznede nasıl kullanılıyorsa object'te de aynı şekilde kullanılır arkadaşlar. It's nice'teki it o şekilde. I like it'teki it de aynı kalır arkadaşlar. I don't want this book. Bu kitabı istemiyorum. You can have it. Onu alabilirsin. I don't want these books. Bu kitapları istemiyorum. You can have them. Onları alabilirsin. Dinah never drinks milk. Dinah hiç süt içmez. She doesn't like it. Ondan hoşlanmaz. I never go to the parties. Ben partilere hiç gitmem. I don't like them. Onlardan hoşlanmam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar it, them gibi ifadeler bunları kısaltmak, küçültmek için kullanılır. Şeylerde, yani things'lerde it ve them gibi ifadelerin kullanıldığını gördük arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar me, her, them gibi ifadelerin arkadaşlar preposyonlardan sonraki kullanım alanlarını görelim. Örneklerimizde bunları anlamaya çalışalım. This letter isn't for me. Bu mektup benim için değil. It's for you. Bu senin için. Who is that woman? Bu kadın kim? Why are you looking at her? Neden ona bakıyorsun? We are going to the cinema. Biz sinemaya gidiyoruz. Do you want to come with us? Bizle gelmek ister misin?
Sue and Kevin are going to the cinema. Sue ve Kevin sinemaya gidiyorlar. Do you want to go with them? Onlarla gitmek ister misin? Where is the newspaper? Gazete nerede? You are sitting on it. Onun üzerine oturuyorsun. Şimdi arkadaşlar, give, vermek ifadesinin it ve them ile birlikte nasıl kullanıldığını görelim arkadaşlar. I want that book. Bu kitabı istiyorum. Please give it to me. Lütfen onu bana ver. Robert wants this book. Robert bu kitapları istiyor. Can you give them to him? Onları ona verir misin? Please. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir şeyi birisine vermek ifadesinde görmüş olduk. Burada arkadaşlar gramer konularını sonlandırıyoruz. Bunlar arkadaşlar sizlerin konuşma becerinizi özellikle geliştirecek, çeşitli ifadelerinizi çeşitlendirmek için kullanılan cümlelerdir arkadaşlar. Bunları onun için ezber kalıpları olarak düşünmeyin, formüller olarak düşünmeyin. Bunları sizin hayatınızı kolaylaştıracak, İngilizce hayatınızı kolaylaştıracak ifadeler olarak düşünürseniz daha eğlenceli gelecektir. Onun için kendinizi mümkün olduğu kadar konuşmalarınızı, örneklerinizi çoğaltmaya çalışın arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.